Salih Tuna, namus diye bir davan yok mu peki? Soykırımcı Netanyahu, İsrail askerlere yaptığı konuşmada Filistinleri günümüzün Amalek halkı tesmih edince Tevrat'taki şu ayetten herkes haberdar oldu. Şimdi git Ameleklilere saldır. Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme. Erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür. Peki herkes bu ayetten haberdar oldu da ne oldu? Hiçbir şey. Tam aksine kalplerinde hastalık olanlar, kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı. Hatta ben Türk'üm, Filistin diye bir davam yok diyen aklı evveller bile çıktı. Tamam kardeşim, senin Filistin diye bir davan yok. Ama İsrail'in içinde Türk'ün topraklarında yer aldığı Arz-ı Mevüt diye bir davası var. Onu ne yapacağız? Arz-ı Mevüt, yani tanrılarının vaat ettiği topraklar. Bunlara vaat edilen vatanından bir kısmıyla da sınırlı değil. Anan bacının hepsi bunlara helal. Baksanıza, İsrail terör ordusunda Tuğ generalliğe atanan Eyal Karim adlı haham, geçenlerde İsrail askerleri Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edebilir. Bu doğal bir hak dedi. Sanmayın ki tecavüzü savunan bu haham münferit. Hayır değil. Zira 150 adet haham, Eyal Karim'in sözleri Tevrat'ın ayetleridir. Onu eleştirmek, İsrail'e ve Tevrat'ı eleştirmek gibidir diyerek ona destek vermiştir. Yani benim aklı evvel kardeşim, ben Türk'üm, Filistin diye bir davam yok diyorsun ama bunların tecavüz kontenjanında Yahudi kadınların dışında her kadın var. Bunlar budur. Tevrat'taki mezkur Samuel 15. Bab 3. ayetinde münferit değildir. İhtiyarı genci, kadınları çocukları öldürün, acımayın diyen bir yığın ayet daha vardır. Sevgili Alev Alat'la geçen hafta Anadolu Ajansı'na verdiğim mülakatta bu kitabı kullananlarla Ramazan'da oruç açıyoruz yahu, niye kardeşim diye sormuştu. Haksız mı? İsmet Özel de yıllar önce bir konferansında ah keşke yeniden başlasa konferanslarına çok özledik. Fatiha suresinde azıp sapmışlar olarak nitelendirilen Yahudi ve Hristiyanlar ile iftar yapmanın saçmalığına değinmişti. Hristiyan ve Yahudilerle nasıl ki birlikte namaz kılmıyorsun, oruca müddemiş olan iftar da yapamazsın. İftar da ibadettir çünkü, folklar değildir. Yanlış anlaşılmasın. Barış yapmak veya barış koşullarına riayet etmek başka bir şeydir. Dinler arası diyalog gibi saçmalıklarla hak ile batılı karıştırmak başka.